Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrenci arkadaşlarım merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf, coğrafya 1. dönem, 1. yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Klasik sorularımızla beraber olacağız. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olmanızı istirham ediyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın ve reklamlarımızı da izlerseniz kanalımıza destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar sorular önümüzde geçiyor. Dikkat ederseniz bu sorularımızı önce siz kendiniz çözeceksiniz. Daha sonra beraber birazdan, 1-2 dakika sonra, 1 dakika sonra beraber çözeceğiz. Sizler videoyu durdurarak soruları okuyun ve sorulara cevaplarınızı verin. Birazdan soruları cevaplandırdığımız zaman karşılaştıralım. Bakalım kaç doğru, kaç yanlış yapmışsınız. Buna göre puanlamanızı yapın. Ben biraz soru sayısını fazla koydum arkadaşlar. Sınavda bu kadar hocanız sormayacaktır tabii klasik soru. Ama ben içinden muhakkak gelebilecekleri sorduğum için değerli öğrencilerim, sizler de yaparsınız diye ümit ediyorum. Onun için dikkatli bir şekilde takip edelim sorularımızı. Evet arkadaşlar, şimdi cevaplara geçebiliriz. Evet. Birinci soru. Arkadaşlar, biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler kaç başlık altında incelenir diye soru sorulmuş. Yazınız demiş. Arkadaşlar, biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler fiziki faktörler, paleo coğrafya faktörler ve biyolojik faktörler olarak 3 grupta incelenebilir. Soru 2'ye gelelim. Akdeniz ve Kızıldeniz arasında canlı geçişi hangi gelişmeyle başlamıştır? Yazınız demiş. Arkadaşlar, Mısır'da bulunan Süveyş kanalının açılmasıyla ne zaman açıldı? 17 Kasım 1869'da Akdeniz ve Kızıldeniz arasında canlı geçişi başlamıştır sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuza gelelim. Biyom kavramını açıklayınız. Evet, bu çok karşımıza çıkacak. Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. Evet, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere biyom denir. Her biyomun arkadaşlar kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır. O zaman arkadaşlar, karşımıza böyle bir soru geldiği zaman biyomlar neye göre adlandırılır? Mesela böyle bir soru da gelebilir değil mi? Biz ne diyeceğiz? Biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır. Hani niye daha çok dedik? Çünkü arkadaşlar, her biyomun kendine özgü bitki örtüsü olmakla beraber o biyomda yaşayan hayvan türleri de vardır. Yani bir biyomda yaşayan hayvan türü diğerinde yaşamıyor veya o biyoma sınır yerlerde ise yaşıyor. Dolayısıyla benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarının topluluklarını içinde barındıran yerlere biz biyom diyoruz. Evet, ilk 3 sorumuza baktığımız zaman birinci soruda 3 faktör görüyoruz. İkinci soruda Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki canlı geçişin ne zaman olduğu sorulmuş. Süveyş kanalının açılmasıyla 17 Kasım 1869 ve 3. soruda da biyom sorulmuş. Cevabımızı verdik, gördünüz. Soru 4. Bu biyom çeşidinde her mevsimin sıcak ve yağışlı geçtiği biyoçeşitliğin fazla olduğu ekvator ve çevresinde görülür. Yıl boyu yeşil kalabilen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan bu biyom, bitki çeşitliliği ve orman altı florası bakımından yeryüzünün en zengin ormanlarına sahiptir. Buna göre diyor, bu biyomun adı nedir, hangisidir? Arkadaşlar, bu biyom türü tropikal yağmur ormanları biyomudur. Evet, buradaki özellikler neymiş? Tropikal yağmur ormanları biyom.
Arkadaşlar farklı biyom türünü de hocanız sorabilir. Biliyorsunuz birçok biyom türü var kitabımızda gördünüz. Biz buradan bazılarını seçtik. Evet, tundra biyomunu açıklayarak bu biyomda yaşayan hayvanların adlarını yazınız demiş arkadaşlar sorumuz. Tundra biyomu arkadaşlar sıcaklığının sadece birkaç ay sıfır derecenin üstüne çıktığı ve kışın donan toprağın yazın çözüldüğü tundra ikliminde görülür diyoruz ve özellikleri görüyorsunuz. Arkadaşlar burada hayvan türleri olarak da kutup tilgisi, rengeyi, kutup ayısı, misk öküzü, kurt, koribo, palyaço ördek ve kar kuşları bazıları arkadaşlar. Ve gelelim 6. sorumuza. Besin zinciri ne demektir arkadaşlar diye sorulmuş. Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden otçullara, oradan da etçillere doğru aktarılmasına besin zinciri denir. Evet arkadaşlar, bu soru büyük ihtimalle gelecek. Tekrar ediyorum. Besin zinciri nedir? Ne demektir? Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden otçullara, oradan da etçillere doğru aktarılmasına besin zinciri diyoruz. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Bu soruyu unutmayalım. Bu soru büyük ihtimalle karşınıza çıkacaktır. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorularımıza. Soru 7. Türkiye'nin 1994 yılında taraf olduğu sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı sözleşmesinin adı ve imzalanma tarihi hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar, Türkiye'nin 94 yılında taraf olduğu ve sulak alanların korunmasının akılcı olarak kullanımı sözleşmesi Ramsar Sözleşmesi'dir arkadaşlar. İran'ın Ramsar kendinde 2 Şubat 1974 yılında imzalandı ve bu sözleşmeyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme. Türkiye bunu 1994 yılında kabul etti. Bak 71'de anlaşılmış fakat 94 yılında Türkiye kabul ediyor. Evet, bir diğer soru aynı konuyla ilgili. Ramsar Sözleşmesi'ne göre hangi alanlar sulak alan olarak kabul edilmiştir diyor arkadaşlar. Evet, bu sözleşmeye göre çekilmiş halde ve derinliği 6 metreden az olan doğal ya da yapay, devamlı veya geçici, tatlı, acı veya tuzlu, durgun veya akıntılı bütün suların yarı batak, yanı sıra bataklık, sazlık ve turbalık alanlar ile denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresindeki 6 metreyi geçmeyen derinlikteki kısımları ne yapıyor? Kapsıyor. Evet arkadaşlar, bakın çok önemli gerçekten. Sulak alanlar çekilmiş halde ve derinliği 6 metreden az olan doğal ya da yapay, devamlı veya geçici, acı veya tuzlu, durgun veya akıntılı bütün sular neymiş? Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alan olarak kabul ediliyor. Ve bunun yanında bataklık, sazlık alanlar da giriyor. Peki arkadaşlar, Türkiye'deki Ramsar alanlarının adlarını yazınız. Güzel bir soru. Yani bu soru gelebilir. Arkadaşlar, Türkiye'deki Ramsar alanları, burada kaynak verdim size. 2018 Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre şuralar. Göksu Deltası, Akyatanla Günü, Burdur Gölü, Ulubat Gölü, Seyfe Gölü, Gediz Deltası, Manyas Gölü, Meke Mağarı, Sultan Sazlığı, Yumurtalık Lagünleri, Kızılırmak Deltası, Kızören Obruğu, Kuyucak Gölü, Nemrut Kalderası. Arkadaşlar bunlar Türkiye'deki Ramsar alanlarıdır. 2018 tarihi itibariyle bakanlığın verilerine göre. Ve soru 10. Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre Türkiye'de uluslararası öneme sahip kaç sulak alan belirlenmiştir diyor ve bu alanların önemi nedir? Arkadaşlar, Ramsar Sözleşmesi kriterine göre Türkiye'de uluslararası öneme sahip 135 tane sulak alan belirlenmiştir. Bu alanların çoğu barındırdığı su kuşları ve balık türleri açısından uluslararası öneme sahiptir. Evet arkadaşlar, bu anlamda Türkiye çok
geniş ve zengin bir sulak alanına sahip. Bu anlamda 135 tane sulak alan belirlenmiş arkadaşlar. Evet, demek ki Ramsar Sözleşmesi'ne göre, bak dikkat edelim, Ramsar Sözleşmesi'ne göre 135 tane sulak alan belirlenmiş bakanlığımız tarafından. Ve bu alanların çoğu da değerli takipçilerim ve öğrencilerim, su kuşları ve balık türleri açısından uluslararası öneme sahip. Burada çok farklı su kuşlarımız mevcut ve balık çeşitliliği mevcut. Bu açıdan uluslararası öneme sahip. Ve 11. soruya gelelim arkadaşlar. Biyosferdeki biyoçeşitliliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktördür. 2. Sıcaklık ve yağış karalarda yaşayan canlıların dağılışını etkileyen en önemli elemanlardır. 3. Canlıların yeryüzündeki dağılışını doğrudan etkileyen bir faktördür. Buna göre, verilen bu verilere göre arkadaşlar, yukarıdaki maddelerde özellikleri verilen fiziki faktör nedir? Arkadaşlar, bu fiziki faktöre biz iklim diyoruz. Evet, iklim konusunu işlerken hocanız bunu anlattı. Siz de hatırlıyorsunuz. Soru 12'ye gelelim. Ekosistemleri oluşturan unsurlar kaça ayrılır? Evet, biliyorsunuz bir dünyada ekosistemler var. Arkadaşlar, ekosistem canlı yani biyotik ve cansız abiyotik unsurlardan oluşur. Evet, biyotik, abiyotik, canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Toprak, kaya, su, güneş ışığı ve atmosfer ekosistemin cansız öğelerini, üreticiler yani bitkiler ve fitoplanktonlar, tüketiciler yani hayvanlar ve ayrıştırıcılar da yani bakteri ve mantarlar canlı öğeleri oluşturur arkadaşlar. Üreticiler fotosentez yoluyla canlılar için gerekli olan organik bileşikleri üretir. Tüketiciler de bitkiler tarafından üretilen organik maddeleri tüketerek yaşamlarını ne yaparlar arkadaşlar? Devam ettirirler. Dolayısıyla arkadaşlar, ekosistemin oluşumunda böyle bir dönüşüm sağlanır, ortaya çıkar. Demek ki ekosistemi canlı biyotik ve cansız abiyotik şeklinde ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz arkadaşlar. Açıklamamızda da bunların neler olduğunu sizlerle ne yaptık? Paylaştık. Evet. Arkadaşlar, şimdi gelelim 13. sorumuza. Bakalım 13. sorumuz ne istiyor bizden? Ekosistemin cansız unsurları hangi etmenlerden oluşur demiş arkadaşlar, açıklayınız. Arkadaşlar, ekosistemin cansız unsurları fiziksel yani ışık, sıcaklık, rüzgar ve yağış ve kimyasal etmenlerden yani su, karbon, oksijen, azot, fosfor, karbonhidrat, proteinler ve vitaminli yağ bundan oluşur. Yani demek ki iki şekilde oluşuyor. Bir fiziksel unsurlar, bir de kimyasal unsurlar, parantez işlerinde de neler olduğunu gösterdik. Ezberleyelim bunları. Soru 14. Yeryüzünde farklı ekosistemlerin ortaya çıkmasının sebebi nedir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Niye farklı ekosistemler var? Arkadaşlar, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağışın yeryüzüne dağılışının aynı olmaması farklı canlılar ve ekosistemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kısacası, ekosistemin cansız unsurları olan iklim elemanları canlıların yaşamı ve yeryüzünde dağılışını oldukça etkilemektedir, etkilidir iklim. Bundan dolayı ekosistemler oluşmuştur. Arkadaşlar, ekosistemler kaç grupta sınıflandırılır, adları nedir diye söylenmiş. Arkadaşlar, sorulmuş, evet, ekosistemler su ve kara ekosistemleri şeklinde iki grupta sınıflandırılır. Demek ki ekosistemleri biz kaç sınıfta sınıflandırıyoruz? 2. Su ekosistemleri ve kara ekosistemleri. Su ekosistemleri suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, yani tuzlu mu tatlı mı, kara ekosistemleri ise klimatik faktörler ve bitki örtüsüne göre sınıflandırılmaktadır. Yani sıcaklık, soğukluk vesaire. Evet, klimatik faktörler ve bitki örtüsüne göre sınıflandırılmaktadır. Tabii burada iklim önemli karalarda. Evet, o zaman ikiye ayırıyoruz. Tekrar edersek, ekosistemler su ve kara sistemleri şeklinde ikiye ayrılıyor. Su ekosistemleri tuzlu ve tatlı olmalarına göre, kara ekosistemleri de klimatik faktörler ve bitki örtüsüne göre ne yapılıyor arkadaşlar? Ayrılıyor, sınıflandırılıyor. Bunu da arkadaşlar
muhakkak ne yapalım? İyi bir şekilde çalışalım. Büyük ihtimalle hocanız bu soruyu soracaktır veya buna benzer bir soruyu soracaktır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, tabii bu sorularımızı cevaplandırırken, yazılıya çalışırken kitabınızdan da muhakkak faydalanın. Yani hocalarınızın notları, neler yazdırdı veya neden bahsetti, bunlara da dikkat edin. Arkadaşlar 16. sorumuza geliyoruz. Ekosistemlerin sınırları değişkendir. En büyük ekosistem olan dünyaya nokta nokta denir. Noktalı yere ne getirmelidir? Arkadaşlar en büyük ekosistem olan dünyaya ekosfer adı verilir. Evet, demek ki boşluğa ne getirmemiz lazım? Ekosfer. 17. soru. Göl ekosisteminde yaşayan başlıca canlılar hangileridir? Evet, göl ekosisteminde. Evet, hemen sayalım, söyleyelim. Göl ekosisteminde yaşayan başlıca canlılar saz, kamış, nilüfer gibi sucul bitkilerin yanı sıra algler, kurbağa, su yılanı, sazan ve karabatak. Bunlar da arkadaşlar göl ekosisteminde yaşıyor. Peki arkadaşlar, önemli, güzel bir soru. Bu karşınıza çıkabilir. Gölün yeşilimsi bir renkte olmasının sebebini bir cümleyle ifade ediniz. Bak, bir cümleyle ifade ediniz. Evet, niye gölün yüzeyi yeşilimsi renktedir? Arkadaşlar, gölün yeşilimsi bir renkte olması göl yüzeyindeki fitoplankton yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Yani gölün yüzeyinde fitoplankton ne kadar çoksa gölün yüzeyi bizim gözümüze yeşil renkte görünecektir. Buna dikkat edelim. Ve soru 19. Türkiye'deki sulak alanların karşı karşıya bulunduğu tehditler nelerdir? Kısaca belirtiniz. Arkadaşlar bunu derste edindiğiniz bilgilerle kendi cümlelerinizle yazacaksınız. Biz size destek oluyoruz. Türkiye'deki sulak alanlar birçok tehditle karşı karşıyadır arkadaşlar. Bu tehditlerin başında kurutma faaliyetleri, kaçak avlanma ve tarım alanlarından gelen kimyasal maddelerle su kalitesindeki bozulmalar gelmektedir arkadaşlar. Mesela kurutma dedik. Gölü, göllük sulak alanı ne yapıyor? Kurutuyor. İşte üzerine şehir kuruyor, bina kuruyor, ev yapıyor. Evet. İşte kaçak avlanıyor. Kaçak avlanarak ne yapıyor? Ekosisteme zarar veriyor, değil mi? Üremesine. Tarım alanlarından gelen kimyasal maddeler, evet, dere kenarlarına, kıyılara akıtılan zehirli maddeler ne yapıyor arkadaşlar? Göl ekosistemini, sulak alanları ne yapıyor? Bozuyor, zehirliyor. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar çok büyük tehdit. Özellikle ülkemizde bu büyük bir tehdit oluşturuyor. Devletimiz buna karşı tedbirler alıyor, kanuni tedbirler alıyor biliyorsunuz. Soru 20. Anız yakılmasının olumsuz etkileri neler olabilir arkadaşlar diye sorulmuş. Öğrendiklerinizden hareketle açıklayınız. Arkadaşlar, hasat sonrası tarlada kalan anız yeni ekim dönemi öncesinde temizlenmelidir. Ancak bu temizleme işleminin yakılarak yapılması topraklarımıza, ormanlarımıza, su varlığımıza, biyolojik çeşitliliğimize ve ekonomimize büyük zarar vermektedir. Tarladaki anız kesinlikle yakılarak temizlenmemelidir arkadaşlar. Bu yöntem yasa dışı olduğu gibi başta toprak olmak üzere doğal varlıklara zarar vermekte, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Özellikle arkadaşlar, orada yaşayan canlılara zarar verdiği için ekosistemdeki sürelilik ve değişim yaşanamamakta ve ileride insanoğluna büyük zararlara yol açmaktadır. Onun için kesinlikle yakmamalıyız. Soru 21. Besin piramidi nasıl oluşur? Bir cümleyle ifade ediniz. Evet arkadaşlar, besin zincirindeki canlıların üreticiden tüketiciye doğru dikey yönlü dizilmesi sonucu besin piramidi oluşur. Evet, canlıların, besin zincirindeki canlıların üreticiden tüketiciye doğru dikey yönlü dizilmesi sonucu besin piramidi oluşur. Böyle bir cümleyle ifade edebilirsiniz. Ve soru 22. Biyomlar keskin sınırlarla birbirinden ayrılabilir mi arkadaşlar? Kısaca açıklayınız demiş. Arkadaşlar, biyomlar keskin sınırlarla birbiriyle ne yapamaz? Ayrılamaz. İki biyom arasında bulunan geçiş alanında her iki biyomda da görülen canlıların yaşadığı bir kuşak vardır. Ve arkadaşlar, canlılığın, kuşakların çokluğunun en çok yoğun olarak bulunduğu yerler
iki biyom arasındaki bu geçiş yerleridir. Buralar canlılığa, yaşama büyük katkısı olan alanlardır. Onun için buralar genelde gelişmiş ve canlıların tercih ettiği yerlerdir arkadaşlar. Bu bölümlerde yani biyomların geçiş noktalarında daha çok canlı yaşamaktadır. Evet, o zaman biz ne yapamıyoruz arkadaşlar? Biyomları keskin sınırlarla birbirinden ayıramıyoruz arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar 23. sorumuza gelelim. Su döngüsü nedir? Evet, su döngüsü. İnsan faaliyetlerinin su döngüsüne zararları var mıdır? Önce tanım, suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolaşımına su döngüsü denir. Evet, suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolaşımına su döngüsü denir. Peki insanlar bu su döngüsüne zarar veriyorlar mı arkadaşlar? Şüphesiz insanoğlu zarar vermez mi? Tabii ki veriyor. Evet arkadaşlar, günümüzde insanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu su döngüsünde bozulmalar meydana gelmiştir. Bunlar göllerin kurutulması, akarsuların üzerinde barajlar yapılması, yeraltı sularının aşırı kullanımı, şehirleşme faaliyetleri olarak ne yapabiliriz? Sayabiliriz arkadaşlar. Ve soru 23. Türkiye'de nüfus politikalarının uygulandığı dönemlerin adlarını yazınız. Arkadaşlar, Türkiye'de 4 dönemde nüfus politikası uygulanmış. Birincisi 1923-1965 dönemi. İkincisi 1965-1980 dönemi. Üçüncüsü 1980-2005 dönemi. Ve dördüncü olarak da 2005'ten sonra nüfus politikalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır arkadaşlar. Peki Türkiye'den Avrupa'ya göç hangi yıllarda başladı ve ne kadar Türk göç etti arkadaşlar? Arkadaşlar 1960'lı yıllarda başlayan işçi göçleriyle yaklaşık 2 milyon insan Türkiye'den Avrupa'ya göç etti. Özellikle Almanya'ya biliyorsunuz göç etti arkadaşlar ve günümüzde de 3 milyondan fazla Avrupa'da, Almanya'da özellikle, Avrupa'yı düzeltiyorum, Almanya'da bizim insanımız çalışmakta ve bulunmakta. Hatta 3. 4. nesle bile geldi. 1960'lı yıllarda giden 1. nesil işçi göçüydü. Vatandaşlarımız gitmişti. Daha sonra bu devam etti. Avrupa'nın değişik ülkelerine de gidildi. Ama ağırlık Almanya'da biliyorsunuz. 2 milyonu aşkın o dönemde 1960'lı yıllarda arkadaşlar yaklaşık 2 milyon insan ne yaptı? Avrupa'ya göç etti sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bakarsak arkadaşlar 23. sorumuzda su döngüsü ve insanların zarar verip vermediği üzerinde duruldu ve zarar verdiğini görüyoruz insanların bu su döngüsüne. Nüfus planlaması, nüfus politikalarına Türkiye'de ne zamanlar uygulandığı soruldu. 4 dönem dedik. 1923-65, 1965-80 dönemi ve devamı şeklinde ifade ettik. Ve diğer soruyu da cevaplamış olduk arkadaşlar. 1960'da göç oldu Avrupa'ya. Ve son soru. Arkadaşlar, kitabımızda da geçiyor. UNDESA, yani United Nations DESA nedir? United Nations. Hangi amaçla kurulmuştur? Arkadaşlar, UNDESA, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın kısaltılmış adıdır. Evet, UNDESA karşımıza çıkarsa hemen ne cevabını vereceğiz yazılıda? Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı. Peki ne yapıyor bu? Sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi, kalkınma politikaları analizi, nüfus, istatistik, kamu yönetimi ve dijital yönetim, sosyal politika ve kalkınma alanlarında UNDESA arkadaşlar faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal işler departmanıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size çok geniş kapsamlı bir 25 soru hazırladım. Bu soruları çok iyi bir şekilde çalışınız. Sınavda tabii 25 soru klasik sormayacak hocamız ama içinden hepsinden çıkabilir umuduyla ben geniş hazırladım ve
içinden muhakkak çıkacaklar vardır. En iyi şekilde hazır. Arkadaşlar, gireceğiniz coğrafya yazılısında ve diğer birinci dönem birinci yazılısında, yazılılarında hepinize çok başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yeniden buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.